2011 yılına kadar, 2011 yılına kadar Türkiye'de uygulanan personel değerlendirme sistemi sicil sistemiydi. Ama 2011 yılında torba kanunla beraber sicil sistemi bir gecede kaldırıldı. Hepimiz şaşırdık çünkü sicil sisteminin işlemediğine ilişkin bir takım söylemler vardı. Onun da sebebini anlatacağım. Ama sicil sistemi tartışılmadan, sicil sistemi reforme edilmeden bir gecede kaldırıldı bir torba kanunla beraber. Şimdi buna geçmeden önce, ayrıntıya inmeden önce neden sicil sisteminin ya da neden performans değerlendirmenin ama genel olarak baktığımız zaman neden personel değerlendirme sisteminin önemli olduğunu anlatayım size. Buraya kadar yani bu haftaya kadar anlattığımız alanlarda kamu personel sisteminin temel değerlerini aslında kurmuş olduk, değil mi? İşte nasıl başladık? İdari, adli, akademik, askeri alan dedik. Bunun üstüne kariyer sistemini koyduk. Kariyer sisteminin üstüne sınıflandırmadan ve liyakat sisteminden bahsettik. Adalet dedik, eşitlik dedik. Ondan sonra Erdem Albay'ın dersinde askeri personel sistemin ayrıntılarına baktınız. Örgütlenme sisteminden bahsettik. Sendikacılıktan bahsettik. Vahide Feyza Orhan arkadaşımız onu anlattı. Sonra Ahmet Özalp size etik alanını anlattı. Ben zaten bu hafta etikle bağlayacağım. Anlattığım her haftada kamu personel sisteminin işlemeyen yönleri üzerinde durdum. Ama bugün bir fark var. Onlar işlemeyenlerde bugün anlatacağım kamu personelinde değerlendirme sistemi hiç yok. Bu belki de vurgulamamız gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü belki de dünyada kamu personelini değerlendirmeyen tek ülkeyiz. Şimdi değerlendirme ne demek? Değerlendirme aslında personelin yaptığı işin bir karşılık bulması anlamına geliyor. Mesela işte üniversitede ya da lisede hocalar öğrencilerine ders anlatıyor, değil mi? Anlattıkları dersin karşılığında da bir sınav yapıyorlar ve bu sınavda her ne kadar itirazlarımız olsa da o sınav sistemine ezberci olduğuna ilişkin eleştiriler getirsek de daha çok analitik düşünmeyi önceleyen bir sınav sistemi de demeyeyim ona bir ölçme değerlendirme yöntemi gelmesi gerektiğini düşünsek de şu anda mevcut sistemde bir sınav sistemi var. Uygulamada bu. Şimdi bu sınavda aslında öğrencinin performansı ölçülüyor, değil mi? Ve işte o dersten geçip geçemediği tespit ediliyor. İşte bu değerlendirme sistemi bugün Türkiye'de kamu personel sistemi alanında yok. Hiç yok. Bu çok önemli bir eksiklik. Neden? Çünkü çalışanla çalışmayan, emek verenle vermeyen arasındaki ayrım bu sistem olmadığı için bir türlü yapılamıyor. Bütün personel aynı kurallara tabi, aynı şekilde değerlendiriliyor ve başarılı olanla başarısız olan arasında herhangi bir fark ortaya konulmuyor. Şimdi bunun çok önemli bir nokta olduğunu vurguladım. Aslında bu konuyu açabilmemiz için şöyle genel olarak kamu personel sistemindeki o değişimi ve dönüşümü de anlamamız gerekiyor. Sicil sistemi Osmanlı'dan bu yana, 1859'lardan bu yana sicili ahval komisyonlarının kurulmasıyla birlikte uygulanan bir yöntemdi. Kamu personel sisteminde sicil, dediğim gibi Osmanlı'dan günümüze kadar pek çok eleştiriye tabi tutulmakla beraber uygulanıyordu. Sicil formları vardı. Biraz içeriğinden bahsedeyim. Bu sicil formlarında kamu personeli çeşitli açılardan değerlendiriliyordu. Mesela ilk bölümde bir şahsiyet değerlendirmesi vardı. İşte personel yalan söylüyor mu, söylemiyor mu?
Amirleriyle ilişkisi nasıl? Çalışanlarla ilişkisi nasıl? Kılık kıyafeti, görünüşü kamuda çalışmaya uygun mu? Kötü alışkanlıkları var mı? İş yerinde dedikodu yapıyor mu? Vesaire vesaire. Bunların olup olmaması, bir değerlendirme formunda olup olmaması gerektiği tartışılır. Neden olması gerektiğini söyleyeceğim birazdan size. İkinci bölümde bu sicil formlarında personelin işteki başarısı değerlendiriliyordu. Burada sicil amirleri tarafından not veriliyordu kendisine. İşte 0 ile 100 arasında 60 ve üstü not alanlar başarılı olarak kabul ediliyordu sicil sisteminde. 60'ın altında olanlar başarısız olarak kabul ediliyordu. Böyle bir sistem vardı. İşte ama genel olarak personelin işteki başarısını ölçen bu ikinci bölümdü. Şimdi birinci bölümdeki şahsiyet değerlendirmesi gerekli miydi? O dönemin anlayışına göre gerekli. Neden? Dersin başından beri hep vurguladığım şey, kamu personeli 3 tane temsiliyeti bünyesinde barındırıyor dedim. 1- devlet temsiliyeti, 2- mesleki temsiliyet, 3- bireysel temsiliyet. Aslında şahsiyet değerlendirmesi personeli hem bireysel temsiliyetini hem de mesleki temsiliyetini değerlendiriyor. Çünkü kamu hizmeti verilirken hizmetin sürekliliği ve hizmette barış, sulh esastı. Temel ilkelerimiz bunlardı. Rekabet, yarışma ilkeleri vesaire bunlar yoktu. Ve takım çalışması, ama performans anlamındaki takım çalışması değil. O kurumda çalışan personelin birbirine yardımlaşması, kamu hizmetinin ulviliği gereği, bütün hizmetlerin aksamaması için personel arasında da böyle bir sulh anlaşması olması gerekiyordu. O yüzden de personelin işte yalan söylememe, dedikodu yapmama, işte ortalığı karıştırmama gibi bir takım kurallara uyması gerekiyordu. Bu şahsiyet değerlendirmesi dediğimiz şey bu anlama geliyordu. Ve kariyer sistemi içerisinde sicil sistemi çok uzun yıllar uygulanan bir sistem oldu. İlk başlarda sicilde kişi kendi değerlendirmesini göremiyordu. Bunu görmesi yasaktı. Ama daha sonra bilgi edinme kanunu çerçevesinde kişiler kendi sicillerini görebilmeye başladılar. Ve gördükten sonra idari mahkemelere başvurular başladı. Çünkü kişiler sicil sistemine, aldıkları sicil notlarına itiraz etmeye başladılar. İşte diyor ki ben 65 almışım, ben 70 almışım. Neden 65 ya da 70 aldım diye sicil notlarına itiraz etmeye başladılar. Ve mahkemelere çok başvuru olmaya başladı. İşte sicil sisteminin kaldırılmasında da bu gerekçe gösterildi. Dendi ki idari mahkemelere sicil sistemiyle ilgili çok başvuru oluyor. Sicil sisteminde amirin not vermesinden dolayı bir şahsi değerlendirme söz konusu. O sebeple de sicil sistemi kaldırıldı dendi. Doğruluğun eğriliğini tartışırız. Ama benim burada itiraz ettiğim nokta, sicil sistemi hiçbir şekilde medyada, yazılı basında, görsel basında, işte üniversitelerde, sivil toplum örgütlerinde, derneklerde vesaire tartışılmadan, reforme edilmeye çalışılmadan bir gecede kaldırıldı ve yerine herhangi bir değerlendirme yöntemi de getirilmedi. Yani kanuna, 657 sayılı devlet memurları kanununa yeni bir personel değerlendirme yöntemi yazılmadı. Temel düşünce performans değerlendirmesine geçileceğiydi. Ama geçilemezdi. Çünkü performans değerlendirme, birazdan anlatacağım üzere, Türkiye'deki kamu personel sistemine uygun bir personel değerlendirme yöntemi değildir. Yapısına uygun değil, yani kumaşına uygun değil performans değerlendirme. Bu sebeple de Türkiye'de uygulanamaz. Uygulandığı bazı alanlar var. Sağlık gibi, emniyet gibi,
bir aralar eğitim ve öğretim sisteminde uygulanmaya çalışıldı. Ama hangi alanda uygulandıysa uygulansın başarıya ulaşamadı. Birazdan anlatacağım sağlık sisteminden örneklerle. O sebeple de sicil sistemi dediğim gibi kaldırıldı ve yerine kanuna herhangi bir personel değerlendirme sistemi gelmedi. Ama biz biliyorduk ki yerine önerilecek olan yeni personel değerlendirme sistemi performans değerlendirmesi olacak. Performans değerlendirme. Hepiniz duymuşsunuzdur mutlaka performans değerlendirmesini, değil mi? Mesela en çok konuşulduğu alanlardan bir tanesi Türkiye'de sağlık alanı. Neden? Çünkü sağlıkta performans değerlendirmesi 2004'ten yanılmıyorsam beri uygulanıyor. Ve aynı zamanda maaş sistemine de yansımış durumda. Doktorlar performans değerlendirmesi dışında performans ödemesi de alıyorlar. Bu da zaten konunun asıl tartışılan boyutu. Çok fazla adaletsizlik yarattığı vesaire. Şimdi ona geleceğim ama ondan evvel performans değerlendirmesi nedir? Çok basit olarak onu anlatmaya çalışayım. Performans değerlendirmesi aslında nicel bir değerlendirmedir. Sayısal bir değerlendirmedir. Personelin yaptığı işin nicel değerler üzerinden analiz edilmesi, burada bir matematiksel formülle vücut bulması ve bunun ölçülmesidir. Ama tabii bunun yapılabilmesi için mutlak surette o işin matematiksel olarak ölçülebilmesi gerekir. O yüzden de kamu hizmetinde her iş matematiksel olarak ölçülemediği için performans değerlendirme sistemi Türkiye'de kurulamadı. Kurulamayacak da iddia ediyorum. Çünkü bizim dediğim gibi personel sisteminin kumaşına uygun bir sistem değil performans değerlendirmesi. Ne demek istiyorum? Şimdi özel sektörden örnek vereyim. Özel sektörde elbette ki performans değerlendirilmesi çok kullanılan, aynı zamanda da başarılı olabilecek bir yöntemdir. Örneğin işte bir ayakkabı firması olsun, bir ayakkabı fabrikası olsun. Bu bir özel sektör firmasıdır. Belli bir stratejisi vardır, vizyonu vardır, misyonu vardır. Bulunduğu piyasada rakipleri vardır. Belli bir maliyet ve çıktı hesabı vardır şirketin. Ve buna uygun olarak belli performans değerleri vardır. İşte şirket oturur, işte ayakkabıyı üretir, satar, piyasaya girer vesaire vesaire ve senin sonunda oturur bir maliyet analizi yapar, bir performans hesaplaması yapar, performans değerlerini tutturup tutturamadığını hesaplar, kâra geçmiştir ya da geçmemiştir ve buna uygun olarak çalışanlarına ek bir performans ödemesi yapabilir. İşte sattığı, ürettiği ayakkabı miktarı üzerinden olabilir, elde ettiği kar üzerinden olabilir vesaire vesaire. Bu bir özel sektördeki şirketin hesabıdır. Şimdi siz aynı hesabı bir devlet kurumunda yapmaya çalışın. Bir bakanlıkta. Bir ne bakanlığı olsun? Aile Bakanlığı olsun diyelim. Hani Aile Bakanlığı'nın bir performans kriteri ne olabilir? İşte şiddet gören kadınlara yardım mı? Yani böyle bir performans kriteri olamaz. Şiddet gören kadınların sayısının azaltılması mı? Bu da çok mantıklı değil. Yani böyle bir kriter konulamaz. Çünkü rakibiniz yok. Neye göre hesaplayacaksınız vesaire. Çeşitli dış faktörler var. İşte Covid durumu var vesaire vesaire. Artı bu bir kamu hizmetidir. Bu kamu hizmetinin performans hesabı olmaz. Belki Aile Bakanlığı çok uçuk bir örnek oldu. Başka bir örnek verelim. Hangi bakanlığı örnek verelim mesela? Tarım Bakanlığı'nı örnek verelim. Şimdi Tarım Bakanlığı'ndaki performans değerlendirmesi hesabını nasıl yapacaksınız? Rakip olarak kimi belirleyeceksiniz kendinize? Hangi bakanlığı belirleyeceksiniz? Şimdi bir bakanlığı kendisine rakip alması mümkün müdür? Elbette ki mümkün değil. Peki yurt dışındaki bir bakanlığı mı belirleyeceksiniz? Bu da çok saçma. Böyle bir şey zaten olamaz.
Yani bu anlamda baktığımız zaman herhangi bir kamu hizmeti veren kurumun performans değerlendirmesini kurumsal olarak hesaplaması çok zordur. Performans değerlendirmesi ikiye ayrılır. Kurumsal performans değerlendirmesi ve bireysel performans değerlendirmesi. Şimdi kurumsal performansın hesaplanabilmesi için şirketin bir vizyonu, misyonu ve stratejisi de olması gerekir. Ama tabii biliyorsunuz strateji demek rakip firmalara karşı ve rakiplere karşı yapılan bir şeydir strateji. Diğer türlü o amaç olur, hedef olur vesaire vesaire. Elbette ki her kamu kurumunun bir amacı, bir hedefi olur. Ama performans bundan daha farklı bir şeydir. Gelelim bireysel performansa. Bireysel performans nasıl hesaplanacak? Şimdi bireysel performansın hesaplanabilmesi de Türkiye'de çok mümkün değil. Neden? Çünkü bunu size dersin başında anlatmıştım hatırlıyorsanız. Türkiye'de ilk 657 sayılı devlet memurları kanunu hazırlandığı zaman bir norm kadro çalışması yapıldı. Bu norm kadro çalışmasında her kamu hizmetinin tek tek tanımı yapıldı ve sınıf tüzükleri oluşturuldu. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'da uygulanan bir sistem olduğundan bahsetmiştim. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde MOOC dediğimiz Measurable Occupational Groups'lar var demiştim. Mesela bir öğretmenlik için. Öğretmen çok fazla branşa ayrılıyor. O branşlar kendi altında alt gruplara ayrılıyor. O gruplar kendi altında ayrılıyor. Ve bunların hepsinin bir görev tanımı var. Türkiye'de böyle bir şey yapılmaya çalışıldı ama vazgeçildi. Neden? Çünkü Ankara Üniversitesi dava açtı demiştim. Maaşlara ilişkin düzenlemeler tüzüklerle yapılamaz diye. Çünkü tüzüklerle düzenlenmişti. Böylece bu sınıflandırma meselesinden vazgeçildi. Onun yerine 12 tane hizmet sınıfı belirlendi demiştim. Türkiye'de bu anlamda personelin iş tanımı çok ayrıntılı bir şekilde verilen iş tanımları yok. Sayılır, görevler sayılır ve en son maddede şu vardır. Ve memur amiri tarafından verilen diğer görevleri yapar, yerine getirir. İşte bu aslında bütün o sistemi açmak anlamına geliyor. Yani amirin memura verdiği bütün işleri memur yapmakla yükümlü. Bu memurun görev tanımını açık kılıyor ve bizim istediğimiz şekilde performans kriterlerinin hesaplanmasına uygun bir şekilde görev tanımı yapılmasını engelliyor. Şimdi şöyle örnek vereyim size. Bir kamu kurumunda çalışan bir yönetici sekreterinden bahsedelim. Bu yönetici sekreterinin performansı ölçülecek. Şimdi bir hedef konulması lazım, değil mi? Denmesi lazım ki işte bir yönetici sekreteri günde 50 tane mail cevaplar, 30 tane telefona bakar, şu amiri tarafından verilen şu 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 işleri yapar gibi. Bu kriterler tamamen belirlendikten sonra, sınırları çizildikten sonra performans ölçümü yapılabilir. Eğer işte bu hedeflenen görevlerin üzerine çıkarsa iyi performans göstermiş olur. Altına düşerse de kötü performans göstermiş olur ve ödüllendirme ya da cezalandırma mekanizmasına tabi tutulması gerekir. Böyle bir ödüllendirme ya da cezalandırma mekanizmasına Türkiye'deki sistem uygun mu? Diğer soru bu. Yani görevini yapmayan ya da kötü performans gösteren memur görevden atılabilir mi? İyi performans gösteren memur ödüllendirilebilir mi? Mesela daha yüksek maaş verilebilir mi? Cevabımız hayır. Çünkü memurluk sistemi, size dersin başından beri anlatıyorum, buna uygun bir sistem değil, güvenceli bir sistem. Bir takım disiplin suçları var. İşte görevini kötüye kullanma, işte yolsuzluk vesaire, Atatürk aleyhine işlenen suçlar vesaire gibi. Eğer bunları yaparsa, disiplin suçu alırsa memur görevinden atılabiliyor. Onun dışında kötü performans göstermesi
memurun görevden atılmasıyla sonuçlanmıyor. Ha, sözleşmeli personel için bu söz konusu olabilir. Çünkü onlar sözleşmeyle çalışıyorlar. Bir daha sözleşmelerinin yenilenmemesi durumuyla karşı karşıya kalabilirler. Ama memurlar, evet Burak cevap vereceğim. Ama memurlar böyle bir koruma altındalar. Sistemin ve kanunun, Burak da sormuş, yeni baştan düzenlenmesi ve revize edilmesi gerekir ki kamuda performans değerlendirme işletilebilsin. Peki performans değerlendirme nereden çıktı durup dururken? Aslında bu değerlendirme 1980 sonrasının kamu personel sistemi politikalarından bir tanesi. 1980'lerden sonra esnekleşmenin başladığından söylemiştim. Hatırlıyorsanız Maliye Bakanlıklarının özellikle kamu personel sistemi üzerinde çok etkili olduğundan bahsetmiştim. Kamu personeline tırnak içinde bir harcama kalemi olarak bakıldığından bahsetmiştim. Ve sayısının azaltılmasından, kısıtlanması gerektiğinden, devletin özelleştirilmesinden bahsetmiştim. Tabii özelleştirilen ve küçültülen devletin kamu personeli de azalacaktır sayıca. Yani bu memur dediğimiz çekirdek kısım iyice daralacak ve küçülecek. Asıl buradaki temel amaç bu. Tabii şimdi memuru işten atmanın yöntemlerinden bir tanesi de performans değerlendirme olmalı. Çünkü sicil sistemi buna izin vermiyor. Neden? Çünkü demelisiniz ki siz memurunuza ya da sözleşmenize, sen benim koyduğum kriterleri yerine getiremedin. O yüzden iş anlaşmanı ya da işte iş sözleşmeni ben bitiriyorum, kaldırıyorum. Şimdi performans değerlendirme aslında bunun yöntemidir. Yani iş akdini sonlandırmanın bir yöntemidir ve böyle olmalıdır. Doğrusu da bu aslında. Ya ben bunu eleştirdiğim için söylemiyorum. Performans değerlendirmenin felsefesinde bu var. Ruhunda bu vardır. İşte özel sektör bunun en güzel örneği. Özel sektörde ne yapılır? Performans gösteremeyen kişi işten çıkarılır. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde derse girerken bizim hem bürokrasiden hem de özel sektör çalışanlarının öğrencilerimiz oluyor. Böyle bir özel sektörde üst düzey yönetici bir öğrencimiz anlattı. Hocam dedi, biz dedi öğrenci şeyleri, çalışanları dedi sıralama yapıyoruz dedi gösterdikleri performansa göre dedi. Mesela dedi 10 kişi dedi. Bu 10 kişinin dedi hepsi dedi çok iyi performans göstermiş olsa bile dedi son 2'ye kalanı dedi işten çıkartıyoruz dedi. Benim tüylerim diken diken oldu. Yani özel sektörün rekabet anlayışı gerçekten hani insanın psikolojisine bu anlamda çok zarar verici. Çünkü siz çok iyi performans gösteriyorsunuz, şirketi kâra geçiriyorsunuz ama bu sıralama içerisinde, 10 kişilik sıralama içerisinde bile altta kaldığınız için işten çıkartılıyorsunuz. Şimdi bu sistemin siz kamuda uygulandığını düşünün. Kamu barışı tamamen ortadan kalkar. Kamu hizmetinde olması gereken şey rekabet değil, işbirliğidir. Kesinlikle. Çünkü bir kamu hizmetine rekabet girdiği zaman oradaki insanlar birbirleriyle tabiri caizse geçinemez duruma gelir ve iş ahlakı bozulur. İşin sürekliliğine çok büyük darbe vurur bu yöntem. Sağlık sisteminde nasıl şeylere, nelere yol açtığından biraz bahsedeceğim bu anlamda. Dediğim gibi performans değerlendirme sistemi böyle bir şeydir. Mutlaka yapılan işin nicel olarak ölçülmesi gerekir performans değerlendirme sisteminde. Şimdi Türkiye'de sicil sistemi kaldırıldıktan sonra buna ilişkin pek çok mevzuat çalışması yapıldı. Genelde de Devlet Personel Başkanlığı'nın öncülüğünde yapıldı. Sempozyumlar düzenlediler, kurultaylar düzenlediler. Biz de gittik, görüşlerimizi belirttik, orada konuştuk. Ama benim makalelerini de yazdık. Bir tanesini bugün size okumanız için vereceğim, dersin sonunda hatırlatırsanız. Benim burada çıkardığım temel sonuç şuydu. Türkiye'deki sistemi ve kanunu değiştirmediğiniz sürece
hangi personel değerlendirme yöntemini koyarsanız koyun, dönüp dolaşıp sicil sistemine geleceksiniz. Yani bulduğunuz o Evreka diye bulduğunuz yeni sistem hiçbir şekilde performans değerlendirme sistemi olmayacak. Neden? Çünkü bir, siz personelinizi ödüllendiremeyeceksiniz ve cezalandıramayacaksınız. Sistem size bunun iznini vermiyor. Ödüllendiremiyorsunuz, şöyle ödüllendiremiyorsunuz diyeyim. Ödül mekanizması var zaten 657 sayılı devlet memurları kanununda. Buna diyeceğim bir şey yok ama maaş olarak ek bir ödenek yaratma gibi bir sistem yok. Çünkü maaş sistemi belli. Bir derece ve kademe tablosu var. O derece ve kademe tablosunda siz bir basamağa denk geliyorsunuz ve oradaki katsayıyla sizin maaşınız hesaplanıyor. İşte tazminatlarınız var vesaire vesaire. Çok başarılı olursanız ödül de alabilirsiniz. Ama bir dönem Türkiye'de performans değerlendirme sistemine benzer bir şey uygulandı. Yine bu iş barışı bozulmasın diye herkese ödüllendirme maaşı verildi. Şimdi Türkiye'de bunu uygularsanız sistem buraya gider. İdari mahkemelere başvuru olur. O kadar aldı, ben neden bu kadar aldım? İşte ben daha çok iş yapıyorum. Hayır, o benden az iş yapıyor vesaire vesaire. Sistem bunu kaldırmaz. Buna uygun bir yöntem değil o anlamda performans değerlendirmesi. Türkiye'de uygulanıyor mu? Uygulanıyor. Bir dönem Milli Eğitim'de uygulandı. Milli Eğitim'de veliler öğretmenleri değerlendirdiler. %70'i veli yazmış. MEB'de ödül verilen personeller açıklandı. Personel açıklandı. %70'i evet üst düzey yönetici. Doğru. Dediğim gibi aslında sicil sisteminin hani amirin objektif değerlendirmesinden uzak, subjektif değerlendirmeye açık bir sistem olduğu için kaldırıldığı söylendi. Ama yerine getirdiğiniz performans değerlendirme sistemi de yine nicel değerlendirme üzerinden yapamadığınız için subjektifliğe gayet açık. Şimdi sağlık sistemine gelmeden önce şundan bahsedeyim. Performans değerlendirmeyi dediğim gibi bir ideolojinin parçası olarak biz aslında kabul etmek istiyorduk. Diyorduk ki işte insan personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçildi. İşte insan stratejisi yönetimine geçildi. Stratejik yönetime geçildi. Bu dönemin çağdaş, batılı anlamda modern personel değerlendirme yöntemi de performans değerlendirme olmalı dendi. Yani bir öykünme hikayesi üstünden çıktı olay yine. Ama başarılı olamadık, uygulayamadık. Biz batıyı belli anlamlarda tırnak içinde bilimsel olarak da taklit eden bir ülkeyiz. Ama kendi personel değerlendirme sistemimizin özünü bilmezsek o zaman her uygulamaya çalışacağımız yenilik işte böyle eklektik kalır ve başarılı olamayız. Ve dünyada şu anda personel değerlendirmesi olmayan belki de tek ülke durumuna geliriz. Bu değerlendirme yöntemi OECD ülkelerinde zaten uygulanan bir yöntemdi. Raporları var OECD'nin cilt cilt performans değerlendirmesine ilişkin. Ve bu raporlarda aslında performans değerlendirmesinin başarılı olmadığına ilişkin de çok fazla tespit mevcut. Şöyle söylüyorlar, işte performans değerlendirmesi, bireysel performans değerlendirmesi başarılı olamadı. Çünkü çalışanlar arasında rekabeti arttırdı vesaire. Bunun yerine denenmesi gereken yöntem işte takım performansı gibi bir takım tespitler var. Bu anlamda da performans değerlendirmesine geçilirken diğer ülke örneklerinin çok iyi analiz edilmesi de gerekiyordu aynı zamanda. Ama bu noktamız biraz eksik kaldı. Şimdi sağlık sisteminde performans değerlendirme uygulanıyor dedim. Nasıl uygulanıyor? Sağlık Bakanlığı kendi formülünü bulmuş, öyle söylüyor. Buna ilişkin işte mevzuatı da var.
İki değerlendirme yapılıyor burada. Bir kurumsal performans değerlendirmesi, bir de bireysel performans değerlendirmesi yapılıyor. Kurumsal performans değerlendirmesinde hastanenin performansı hesaplanıyor. Bireysel performans değerlendirmesinde de doktorun performansı hesaplanıyor. Nasıl doktorun performansı bulunuyor? İşte yaptığı ameliyat sayısı, baktığı hasta sayısı, verdiği tetkik sayısı gibi. Şimdi çok fazla anket yapılmış. Doktorlara fikirleri sorulmuş. Performans değerlendirmesine ilişkin ne düşünüyorsunuz diye. Buna ilişkin de bir makale vereceğim size. Memleket Siyaset Yönetim Dergisi'nde dersin sonunda künyesini vereceğim. Şöyle bir sonuç ortaya çıkmış. Doktorlar bu performans değerlendirme sistemini etik bulmuyorlar. Neden? Çünkü bir kere iş barışını bozmuş. Hastanede, ameliyathanede ameliyat yapabilmek için doktorlar arasında rekabet başlamış. Çünkü ne kadar çok ameliyat yapabilirsen o kadar çok performans puanı alıp maaşın artıyor ya. Tabii onun da bir kotası var, bir limiti var ama o limiti doldurması lazım. Hastanelerin ameliyathaneleri full çalışıyor. Full çalıştığı için tabii sterilize edilmiyor. Hastane mikropları artıyor bu anlamda. Yapılan ameliyat sayısına göre değerlendirme yapıldığı için yapılmaması gereken tetkikler yapılmaya başlanıyor. Mesela apandisit ameliyatları çoğalıyor. Yapılan bir ameliyat iki ameliyatmış gibi gösteriliyor. Tabii ameliyatların niceliği ölçülüyor, niteliği ölçülemez. Yani bir kanser ameliyatının başarılı olup olmadığını kim ölçecek? Yani burada bir hasta memnuniyeti de alınamaz. Çünkü hasta bilmez ki kendine nasıl bir ameliyat yapıldığını. Hasta neyi değerlendirebilir? Hasta sadece hastanecilik hizmetlerini değerlendirebilir. O da otelcilik hizmetleri gibi bir şeydir zaten. Yani temiz mi, hastane temiz mi? İşte hastanedeki çalışanlar güler yüzlü mü vesaire. Bu sağlık değildir. Bu başka bir şey. Yani bu otelcilik hizmetleri gibi bir şeydir yani. Bu zaten normal bir insan. Şimdi internetle beraber herkes her şeyi çok biliyor ama bir doktorun tırnak içinde kalitesini ölçüp değerlendiremez. Yani doktorun ona güler yüzlü olup olmaması, onun hastalığını analiz edip teşhis edebilip tedavi edebilmesiyle alakalı bir şey değildir. Asla değildir. O başka bir şeydir ve hasta bunu bilemez. Bilemediği için de doktorun performansını ölçemez. Yani kendine yapılan bir ameliyatın iyi olup olmadığını bilemez. Yani mesela bir kanser ameliyatında odak noktayı çıkarırsınız ama metastazları vardır. İşte hasta 1 yıl yaşar, 2 yıl yaşar vesaire. Bunun takibini yapamazsınız. Bu yapılmaz. Ne kadar doktor fazla hasta bakarsa ona göre performans ödemesi alıyor. Şimdi ben hatırlıyorum bu performans ödemesi ilk ortaya çıktığı zamanlarda gazetelerde koca koca manşetler vardı. İşte bir doktorun bir hastaya ayırdığı saat ya da işte süre 10 dakikaya indi. Bunlar iyi haberler gibi sunuluyordu. Şimdi elle teşhis diye bir şey vardı. Yani doktor muayene ederdi hastayı, değil mi? Bilmiyorum sizin yaşınız yetmiyordur belki ama biz doktora gittiğimiz zaman doktor muayene ederdi. Şimdi geliyor işte şikayetin ne? Hemen reçete yazıyor. İşte şu 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 bölümlere git. Film çektir, ultrason çektir. İşte şu bölüme git, bu bölüme git, ondan sonra gel. Bunlar benim için gerekli ama ben radyasyon alıyorum. Yok, sen bunları yaptır gel. Şimdi böyle olunca tabii doktor hasta süresi azaldı. Yani birlikte geçirdiği işte doktorun hastalığı analiz etmeye çalıştığı vesaire süre azaldı ve tetkikler çoğaldı. Neden? Hastane kâra geçsin. Çünkü hastane bunun üzerinden para alıyor. Bunun üzerinden döner sermaye yatıyor ve bu döner sermaye üzerinden de doktor maaşını alıyor. Bunu eleştiren çok fazla, bu sisteme karşı çıkan çok fazla doktor var. Hasta var. Sağlık çalışanı var, sağlık çalışan, yardımcı hizmet çalışanları da mesela buradan bir pay alamıyorlar. Onlar da bu sistemin içine entegre olmuş durumda. Ama onlar da çalışmalarının karşılığını alamıyorlar. Yani hiç kimse memnun değil genel olarak bu performans sisteminden. Şöyle bir adaletsizlik de yaratıyor. Mesela
Bey cerrahisindeki bir doktorun performans ödemesi diyelim ki ayda 3000 lirayken, kardiyoloji bölümündeki bir doktorun performans ödemesi ayda 5000 lira. Şimdi biri birinden daha mı kötü doktor? Asla değil. Asla değil ama gelen hasta sayısına bağlı olarak elbette ki bölümler arasında bir farklılık oluyor. Bu da yine iş barışını bozan, hastanelerde rekabeti arttıran bence yanlış bir uygulama. Performans değerlendirme sadece sağlık alanında ücretlendirmeye tabi. Bir de akademik alanda. Akademik alanda da öğretim üyelerine verilen ham maaşın dışında akademik performans ödemesi veriliyor. Bu akademik performans ödemesi bir akademik performans yönetmeliği var. Şu bir dakika arkadaşlar, şarjım bitiyor da şunu bir takayım. İki dakikanızı alacağım. Bu akademik performans ödemesi, bir akademik performans yönetmeliği var ki bu yönetmelik sık sık değişiyor. Özellikle de sene sonlarında değişiyor. Sizin bir sene içerisinde bir akademisyenin ne yapması ya da ne yapmaması gerektiğine ilişkin bir mevzuat aslında. Neden? Diyor ki sana şu dergide, şu dergilerde makale yazarsan şu kadar puan alırsın. Şu konferanslara gidersen şu kadar puan alırsın. Kitap yazma, puan alamazsın. Çünkü kitabın puanı yok. Gibi aslında akademik özerkliğe, bilimsel özerkliğe tamamen kısıtlama getiren ama işi aynı zamanda sizin kişisel tercihinize bırakan bir şey, bir sistem. Şimdi akademisyen maaşları genelde işte bir doçentin maaşı bir bakanlıktaki bir uzman maaşıyla, belki de uzman yardımcısı maaşıyla herhalde başa baş. Diyor ki sen bunun üzerine eğer bir ücret artışı koymak istiyorsan belli bir performans göstermelisin. Bu performansı da yazacağın, çizeceğin şu makalelerle işte çok çirkin bir tabir ama fiyatlandırabilirsin, ücretlendirebilirsin. Şimdi akademinin içerisine piyasa sisteminin ilkelerini koyduğunuz zaman o akademiden bilimsel özellik beklemek, akademik özellik beklemek doğru değil. Bizim hocalarımız vardı, Mülkiye'nin hocaları. Zamanında bir kitap yazdılar, bütün alanı değiştirdiler. Yani bir yönetim bilimi hocası alanında bir kitap yazdı. Mesela işte idare tarihçilerimiz, yönetim bilimcilerimiz, anayasa hukukçularımız. Kitap yazmak kolay bir iş değil. Yani şimdi hani böyle çok yazarlı, pek çok kitap çıkıyor ya hızlı. Gittiğiniz zaman şeylerde işte kitapçılarda bir sürü kitap görüyorsunuz. Onların böyle şeyleri var, çalışma grupları vardır. Hızlı yazılır. Kitap öyle yazılmaz. Yani kitap emek ister, kitap önceden bir okuma ister, zaman ayırma ister vesaire. Bir yıl ister belki yani en azından bir yıl çalışmak için. Önceden de tabii birikiminiz olacak vesaire. O anlamda da aslında kitap yazmanın bu içinde bulunduğumuz dönemde performans açısından hiçbir önemi ve kıymeti kalmadı. Ne yazık ki. Çünkü bu akademik performans kriterleri size ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiğini eğer ücret almak istiyorsanız gösteren kriterler haline geldi. Yani siz herhangi bir alana, piyasanın işleyişine ilişkin herhangi bir yöntemi ve bir değeri soktuğunuz zaman o alanın aslında etik değerleri zedeleniyor. Buradan da etiğe bağlayacağım zaten. Etik değerleri zedelenmiş oluyor. Nasıl tıp etiği, tıptaki işte meslek ahlakı zedelendiyse sağlık alanında, aynı şekilde akademik alanda da zedelendi. Eğitim öğretim alanında bir dönem uygulandı. İşte
veliler öğretmenlerin performansını değerlendirmeye başladılar. Ben gazetede şöyle haberler okuduğumu hatırlıyorum velilerden öğretmenlere. Öğretmenim işte sen benim öğrencimi gör, ben de seni göreyim tarzı. Tam bu cümlelerle, abartmıyorum. Tam bu cümlelerle ben haberler okudum gazetede. Şimdi meslek ahlakı açısından düşündüğünüz zaman da sizin hizmet vereceğiniz, kamu görevlisi olarak hizmet vereceğiniz kişi sizin asla müşteriniz değildir. Karşıdaki kişi vatandaştır. Bir öğrenci müşteri olamaz. Sağlık hizmeti almak için hastaneye gelen bir hasta vatandaştır orada. Müşteri olamaz. Benim öğrencim müşteri olamaz. Ben öğrencime kendimi ispat etmek için, ona iyi gözükmek için, bana yüksek performans notu versin diye ona ders veremem. Bunu neden söylüyorum? Şöyle bir sistem vardı bir dönem. Öğrenciler hocaların performansını değerlendiriyorlardı. Belli performans kriterleri üzerinden. Ve bu atama yükselme ilkelerinde öğrencilerden 70 ya da işte 80 üzerinde not almak olumlu bir performans kriteri olarak gözüküyordu. İleride diyorlardı ki belki bu ücretlendirmeye yansır. Düşünebiliyor musunuz? Korkunç bir şey. Yani bir öğrenci gelecek, bana performans notu verecek ve ben o performans notuna göre ek ücret alacağım. Yani böyle bir şey ne kamu hizmeti anlayışıyla, ne kamu ahlakıyla, ne meslek ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmaz ve örtüşmez. Uygun değildir. Çünkü biz kamudan bahsediyorsak, 80 sonrası bu yönetişimin kamu işletmeciliği anlayışının tam tersine benim düşüncem, benim karşımdaki bir kamu görevlisi olarak, kamu personeli olarak benim karşımdaki kişi öğrencimdir, vatandaştır ya da işte bir hastadır vesaire vesaire ama kesinlikle müşteri değildir. Müşteri özel sektörde olur. İşte özel hizmet veren bir takım kurumlarda, kuruluşlarda olur. Kamu sektöründeki müşteri olamaz. Olmadı, zaten sistem çalışmadı. Olmadığını da gördük. Yine hani batıya öykündüğümüz alanlarda bu anlamda kuram değişse de, ideolojinin değiştiği söylense de, derslerin içeriklerinin değiştiği söylense de aslında uygulamaya baktığınız zaman hiç de değişen bir şey olmadı. Şimdi personel yönetimi derslerinin adları değişti. İnsan kaynakları yönetimi dersi oldu. İnsan sermayesi dersi oldu. Kitaplara bakın. Gidin bir kitapçıya, raflara bakın. Personel yönetimi, kamu personel yönetimi başlıklı bir kitap göremezsiniz. Bütün kitaplar insan kaynakları yönetimi diyedir. Neden? Çünkü genel anlayış şuydu. Personel yönetimiyle, yani kamu personel yönetimiyle işletmedeki personel yönetimi birleşti, şahsiyetini kaybetti ve ortaya böyle değişik bir şey çıktı. İnsan kaynakları yönetimi. İnsan kaynakları yönetiminin kamu personel sisteminde uygulandığı tek bir tane kurum, bana gösterin haftaya tartışalım. Deyin ki hocam gerçekten batılı anlamda Amerika'daki gibi ya da bu kurumda insan kaynakları yönetimi, stratejik insan kaynakları yönetimi uygulanıyor ama kamu yönetiminde olacak. Deyin çok memnun olurum, o kurumu tartışalım. Ben de o kurumu analiz ederim, belki makalesini yazarım. Ama yok. Olmaz. Neden? Çünkü kamunun mantığına uymaz. Mümkün değil. Yani kamunun felsefesine uygun bir yönetim tarzı, bir anlayışı değil. O yüzden eski kavramları kullanabiliriz. Biz yine sicil sistemini uygulayabiliriz. Performans değerlendirmesi uygulamak zorunda değiliz. Biz yine kamu personel yönetimi diyebiliriz. Kamu demekten korkmayalım. Personel yönetimi demekten korkmayalım. Biz yine vatandaş diyelim, müşteri demeyelim. Ama personel yönetiminin bu sorunlarını gerçekten masaya yatırıp çözelim. Evet, Batı'yı elbette ki takip edelim, analiz edelim, gelişmeleri alalım ama kendi özümüze uyduğu kadarıyla. Diğerleri elbette ki bilelim, yazalım, çizelim. Onlar bizim görevimiz zaten akademisyen olarak. Biz onları yaparız ama uygulamaya geldiğinde de gerçekten sistemin sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Çünkü 4 milyon kamu personeli çalışanı var ama bu 4 milyon
kamu personelinin hizmet verdiği 83 milyon insan var. İşte bu insanlar için de her alanda, kamu personelinin her alanında reform şart. İlk anlattığım dersten haftaya son anlatacağım derse kadar Cumhurbaşkanlığı örgütlenmesini anlatacağım. Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun personel örgütlenmesi nasıl oldu? Bunu anlatacağım. Son dersim olacak herhalde. Ondan sonra bitireceğiz. Bu reformun yapılması şart. Şimdi gelelim etik meseleye. Buradan bağlayalım. Etik aslında şu anda baktığınız zaman Türkiye'de her alanda en çok ihtiyaç duyulan kavramlardan bir tanesi, değil mi? Medya etiği diyoruz, işte akademik etik diyoruz, siyaset etiği diyoruz, kamu etiği diyoruz. Diyoruz da acaba hani bunun içeriği ne? Mesela etik ne demek, ahlak ne demek? Bu iki kavram birbirinden farklı mı? Ahlak daha çok günlük hayata, etik daha kamusal alana mı gönderme yapıyor? Etik ilkeler olabilir mi? Etik kodlar olabilir mi? Mesela kamu yönetiminde uygulayabileceğimiz bir takım etik kodlar, etik formasyon kalıpları vesaire olabilir mi? Şimdi o altyapıyı Ahmet Özalp'in dersinde aldığınızı düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Ahmet Hoca anlattı, değil mi? Etik kavramını anlattı. Ne olduğunu, bilmiyorum, felsefeden de bahsetti. Bir ağaç metaforu var onun. Dersini dinledim ben de. O ağaç metaforu üzerinden anlattı. Şimdi tabii etik anlatıyorsak mutlak surette felsefeye girmek zorundayız. Ama ben felsefe hocası değilim. Evet, bu dersi anlatıyorum. Siyasalda da anlatıyorum bu dersi. Ama orada tabii daha ayrıntılı anlatıyoruz. Etiği bir dönem boyunca anlatıyoruz. Ben bugün bir derste, hatta yarım derste özetlemeye çalışacağım. Bazı noktalara dikkat çekeceğim. Şimdi işin biz felsefe boyutunu bırakalım. Ama şunu söyleyeyim size. Biz de etik kavramı özellikle 80'lerden sonra çok tartışılmaya ve konuşulmaya başlandı. Etiğin bağdaştırıldığı boyutta yolsuzluktu. Yolsuzluk. Şimdi 1988 yılında Avrupa Birliği bir ilerleme raporunda dedi ki Türkiye'de devlet yolsuzluk yapıyor. Devlet yolsuzluğu var ve bu devlet yolsuzluğunu engellemenin en önemli yolu devleti küçültmektir. Yolsuzluğu yapan devlet memurudur dedi. Devlet memurlarıdır dedi Avrupa Birliği. Buna önlem olarak da memurların sayısının azaltılmasını önerdi. Zaten bu reform paketleri öyle geldi. İşte o dönemlerde IMF'le, Dünya Bankası'yla, Avrupa Birliği'yle vesaire yoğun görüşmelerimiz vardı. İşte standby'lar imzalıyorduk, kredi alıyorduk Dünya Bankası'ndan. Bunların geri ödemesi vardı. Tabii aynı şey aslında Türkiye'nin şu anda yaşadığı durumla da ilgili. Yabancı yatırımcı ya da işte Dünya Bankası kredi verdiği ülkeye, yabancı yatırımcı da piyasasına girdiği ülkenin yolsuzluk yapmasını istemez. Yani piyasaların, bürokrasinin şeffaf olmasını ister. Neden? Çünkü piyasadaki krizler, öngörülemeyen krizler sermayedarlar için kötü bir şeydir, değil mi? Çünkü siz bir ülkeye yatırım yapacaksınız. Yatırım yaptığınız ülkenin hem hükümetinin hem bürokrasisinin, idaresinin temiz olmasını istersiniz ve orada bir öngörülebilirlik istersiniz ki oraya yatırım yapasınız. Aynı şekilde Dünya Bankası da o dönemde bize kredi verdiği zaman bu kredilerin geri ödenebilmesi için Türkiye'de yolsuzlukla büyük mücadeleye girişilmesi gerektiğini söylemişti. İşte 80'li yıllarda. Bunun üzerine de Türkiye bir dizi reform paketi yaptı. Çeşitli anlaşmalara imza attı, çeşitli uluslararası örgütlere üye oldu. Ve Avrupa Birliği dedi ki bize, sizin dedi bağımsız, özerk bir örgüt kurmanız lazım. Bir kurul kurmanız lazım. Bu kurul Türkiye'de etikten sorumlu olsun ama özerk bir kurum olsun dedi. Ve o dönemde yine OECD
etik üzerine pek çok kavram inşa etti. İşte bugün kullandığımız saydamlık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, işte performans, bütçe, saydamlık analizleri, Sayıştay'ın biliyorsunuz bir dönem işte performans denetimleri yapıyordu. Hiçbir zaman yaptığı performans denetimi olmadı. O ayrı. Çünkü sistem uygun değil. İşte performans bütçeye geçirmeye çalışıldı. Başarılı olunamadı vesaire vesaire. Yapılmaya çalışılan şey aslında bu ideolojik dönüşümün bir parçasıydı. Kimse şeffaflık kavramına itiraz etmez, değil mi? Herkes ister şeffaflık olmasını. Ama burada konuşulan şey kamunun şeffaflığı. Hiçbir zaman özel sektörün şeffaflığından konuşulamaz. Siz herhangi bir özel şirkete hesaplarını aç göreyim diyebilir misiniz? Ya da stratejini söyle diyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Şirketler bunu kesinlikle kabul etmez. Ama bunları devletlere söylendi. Özellikle de gelişmekte olan ya da az gelişmiş diyelim, az gelişmiş ülkelere. Neden? Az bürokrasi demek diğer şirketlerin o ülkenin piyasasına rahat girebilmesi anlamına gelir. Siz bürokratik engellere takılmazsanız, küçük devlet olursa, bürokrasi de sınırlı ve kısıtlı olursa, çünkü o dönemde büyük bir bürokrasi eleştirisi de vardı. İşte bürokrasi yaz çizicilik demek, bürokrasi bitsin, bürokrasi ortadan kalksın. Yanlış, bürokrasi hiçbir zaman bitmez. Devlet olduğu sürece bürokrasi var olmaya devam eder. İşte post bürokrasi dendi, bürokrasinin ölümü dendi vesaire vesaire. Bir sürü bürokrasi eleştirisi oldu o dönemde. Ama bürokrasiyle mücadele edilemeyeceği görüldü. Çünkü bir özel sektördeki bir şirketin bile bürokrasisi vardır. O anlamda zor. Bürokrasi bitmez kesinlikle. Böyle bir sürecin içerisine girdi. Ve etik de bunun bir yerinden tuttu. Bu sürecin bir yerinden tuttu. Dedi ki etik kuramlar üzerinden işte Türkiye'de devlet şeffaf olsun. Ve bunu yazanlar genellikle özel sektör firmalarının raporlarıydı. Örneğin o dönemde TÜSİAD'ın işte devlette etik, yolsuzlukla mücadele vesaire gibi raporları çıktı. Bu sadece Türkiye'de değil bütün dünyada böyleydi. Çünkü özellikle 79 yılından sonra işte ekonomik krizden sonra şirketler ayaklandılar. Dediler ki biz krize giriyoruz, böyle olmaz, bu piyasaların öngörülebilmesi lazım. Suçlu devlet. Devletler küçülürse, devletler özelleştirilirse biz kendimize daha rahat çalışma ortamı buluruz. O sebeple de bürokrasi azalsın, devlet küçülsün, kamu personel sayısı azalsın ve biz işte özellikle de büyük şirketler devletlerin piyasalarına girebilelim ve oradaki zarar ettiği söylenen ya da zarar ettirilen şirketleri alabilelim. İşte su özelleştirildi, şeker fabrikaları özelleştirildi, elektrik vesaire vesaire. Siz zaten süreci biliyorsunuz. Elimizde artık ya bizim diyebildiğimiz çok az şey kaldı. Bu anlamda her şey özelleşmiş durumda. Etik de bunun bir yerinden tuttu. Dedi ki devlet, negatif devlet algısı var etik ideolojinin bu anlamda. Negatif devlet algısı var. Devlet kötüdür der, devlet büyüktür der, devlet hantaldır der, devlet yolsuzluk yapmaya elverişli bir örgütlenmedir der. Etik algısı. Bunun karşılığında da bir takım formülleri vardır. İşte saydamlık olsun der, şeffaflık olsun der, hesap verilebilirlik olsun der, der, der. Ama siz o şeyi biliyorsunuz, o jargonu biliyorsunuz. Bunlar olsun mu? Olsun. Hiç karşı değiliz. Olsun. Ama bunun ne amaçla kullanıldığı önemli. Yani gerçekten bu etik kuralların olması gerektiği için mi bunlar getiriliyor? Yoksa belli şeylere mi amaç ediliyor? Şimdi bu etik mesele nasıl doğdu? Bu etik mesele aslında yeni bir şey değil. Eski Yunan'da ahlak üzerinden büyük bir ahlak felsefesi üzerinden zaten büyük bir şey var, bilim alanı var yani. Etik eşittir ahlak felsefesi. Sokrat'tan, Platon'dan, Aristo'dan getiririz günümüze kadar. İşte Aristoteles'in Nikomakos'u etik. Nikomakos Aristoteles'in oğludur. Oğluna öğütler verir. Ama verdiği bu öğütler aslında hep devlet yönetimine ilişkin öğütlerdir. Yani o zamandan aslında
olay devlet ahlakı, devlet etiği üzerinden anlatılmaya başlanmıştır. Ve bir şeye aracılık eder, ya bulunduğu yönetim tarzının eleştirisidir bu kitaplar, ya da meşrulaştırılması amacıyla yazılmıştır. Yani ya içinde bulunan sistemi meşrulaştırma amaçlıdır, ya da eleştirme amaçlıdır. İşte o düşün adamı, bilim adamı yönetimle ters gittiği zaman eleştirir. Ama bazen de o yönetim sistemini, mesela polis devletini özelleştir, şey yapmaya, meşrulaştırmaya çalışır. Mesela Platon'un Devlet kitabı çok eleştirilir. Platon'un Devlet kitabında insanı ayırır çeşitlere. İşte altın tozu olanlar, gümüş tozu olanlar, altın tozu olanlar filozof sınıftır. Bunlar aynı zamanda yönetici sınıftır der. Ama bir de köle sınıfından bahseder. Ve o köle sınıfının neden köle olarak kalması gerektiğini Platon kitabında meşrulaştırır. O yüzden de denir ki aslında etik, ahlak felsefesi daha kuruluşundan, antik Yunan'da doğuşundan günümüze kadar gelen süreç içerisinde hep bir ideolojinin parçası olmuştur. Bu yönden bakabilirsiniz der. Katılır mısınız hocam derseniz de evet katılırım. İşte Hammurabi'nin 10 emri, belli bir dönemin politik şiiri, politik edebiyatı aslında hep bir dönemin ideolojisini ya meşrulaştırma amaçlıdır ya da eleştirme amaçlıdır. Bu anlamda okunabilir koca bir ahlak felsefesi dönemi. Antik Yunan'dan günümüze kadar gelen dönem içerisinde. Bu ahlak felsefesi hep vardı antik Yunan'dan beri. Peki neden biz 80'lerden sonra daha fazla duyar olduk? Daha fazla moda haline geldi. Moda bir kavram oldu. İşte bu yüzden moda bir kavram oldu. Yönetişim felsefesinin bir parçası olduğu için biz bugün etiği daha fazla duyuyoruz. Madalyonun iki yüzü var dedim. Bu duyduğumuz kavramlar hiçbirimizin itiraz edebileceği kavramlar değil, değil mi? Şeffaflık, hesap verilebilirlik, saydamlık, açıklık elbette ki olsun. Olsun ama kimin saydamlığı, kimin şeffaflığı, neye göre, kime göre? Bir devlet olarak ben bilgilerimi başka bir şirkete açmak zorunda mıyım? Mesela su hizmetlerimi özelleştireceğim devlet olarak. Bir özel sektör firmasıyla oturuyorum. Devlet olarak bütün bilgilerimi özel sektör firmasının önüne koyuyorum. Aynı şey personel için de geçerli. Biraz evvel bahsettim, söylemeyi unuttum. Personel değerlendirmesi olmalıdır. Çünkü insan yapısı gereği motive edilmezse çalışmayabilir. Yani burada da madalyonun iki yüzü var. Yani personel değerlendirmede de iki yön var. Olmalıdır motivasyon açısından ama olmalıdır çalışanla çalışmayanın ayırt edilmesi açısından. Çünkü normalde sistem incelemesi yaptığınız zaman da bir kısmını hep çalıştığı, bir kısmında çalışanların üzerinden tırnak içinde işte geçindiğini görüyoruz ne yazık ki. O yüzden de çalışanla çalışmayanın ayırt edilmesi için mutlaka bu sistemin olması gerekir dedim. Dönülecek olursak etik meseleye Avrupa Birliği dedi ki bir etik kurul kurulacak. Biz de bunun üzerine Başbakanlık Kamu Görevleri Etik Kurulu'nu kurduk. Avrupa Birliği'nin tavsiyesi üzerine. 2004 tarihli kanun, 5176 sayılı kanunla Başbakanlık Kamu Görevleri Etik Kurulu'nu kurduk. Dikkatinizi çekiyorum, Başbakanlık ibaresi var başında, vardı. Başbakanlık Kamu Görevleri Etik Kurulu Başbakanlığın çatısı altında hizmet veriyordu. Şimdi Başbakanlık bittikten sonra, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçirdikten sonra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ilişkilendirilmişti. Şimdi iki bakanlık da ayrıldı. Aile Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı da ayrıldı. Şu an hangisine bağlı olarak çalıştığını ben dersten evvel araştırdım, bulamadım. Siz de bir bakın, eğer bulursanız bir dahaki derste söylerseniz burada tartışırız. Henüz daha mevzuat düzenlemesi yapılmadı gördüğüm kadarıyla. Kısa zamanda yapılır diye düşünüyorum. Ama bu Avrupa Birliği'nin istediği gibi bir kurum olmadı çünkü ÖZERK olmadı. Yani Başbakanlığın çatısı altında oldu. 11 tane üyesi vardı, var. Bunlar bir dönem tekrar seçilebiliyorlar. Şimdiki başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Üyeler de öyle.
Bütçesi yok. Bütçesini Aile Çalışma Bakanlığı bütçesinden karşılıyordu. Sekreteryasını öyle. Kiminle ilgili görev yapıyor? Genel müdür ve üstü seviyedeki kamu görevleriyle ilgili etik kurul çalışıyor. Yapılan şey disiplin soruşturması değil. Bu görevlilerin etik olmayan davranışlar yapıldığı zaman ya da yapıldığı düşünüldüğü zaman etik kurul harekete geçiyor. Bir şikayet olması şart değil etik kurulun bir inceleme yapabilmesi için. Kendisi de isterse reisten inceleme başlatabiliyor ve bir dosya hazırlıyor. Bütün bilgi ve belgeleri vermek zorunda kurum. 2010 yılına kadar, 2004'ten 2010 yılına kadar etik kurul kararları resmi gazetede yayınlanıyordu. Ama daha sonra Anayasa Mahkemesi bir karar aldı ve etik kurulun bu ilkeleri ya da aldığı kararları diyeyim yayınlayamayacağını söyledi. Çünkü masumiyet karinesi var dedi. Hiç kimse yargıda suçu ispat olunana kadar mahkum sayılamaz. Suçlu sayılamaz, masumiyet karinesi vardır. Bu sebeple de resmi gazetede yayınlanması mümkün değildir dedi. Ve etik kurul böylece elindeki tek yetkiyi de resmi gazetede yayınlama yetkisini de kaybetti. Etik kurulun bir sayfasına bakmanızı öneririm. Çünkü hani yapısını görürsünüz orada. Çeşitli projeler yürütüyor. Avrupa Birliği projeleri yürütüyor. Etik kurul. Bunun dışında kamu kurumlarına etik kültürün aşılanması için dersler veriyor. Programlar hazırlıyor. Çok eleştiri var idi. Şu dönemde çok popüler bir kurum değil. Çok fazla eleştiri de almıyor yüzüne. Hani özerk olmadığına ilişkin, kararlarının Anayasa Mahkemesi'nde yayınlanmadığına ilişkin pek çok eleştiri almıştı. Kamu Görevleri Etik Kurulu Türkiye'de aslında hukukun girmediği, hukukun boş bıraktığı alanlarda bir etik kültür yaratmak için, bir etik değerlendirme yapmak için ve tırnak içinde bir cezalandırma mekanizması başlatabilmek için kurulmuş bir kuruldu. Mesela size bir örnek vereyim. İşte bir belediye başkanının bindiği araba. İşte çok pahalı bir arabaysa diyelim. Ben buna ilişkin bir uzmanla konuşmuştum. Anlatmıştı o zaman bana. İşte hocam dedi iki tane belediye başkanı vardı. İkisine de gittik kullandığı arabaların. Bunlar basına da yansıdı. Etik kurulun sayfasında da yayınlanıyor. İsim vermeden. Eskiden isim soyad verilerek yayınlanıyordu kararları. Şimdi isim vermeden yayınlanıyor. Uyarılarımızı gerçekleştirdik. İşte belediye başkanlarından bir tanesi arabasını değiştirdi. Bir tanesi değiştirmedi. Çünkü bunun bir statü göstergesi olduğunu söyledi. Dedi. Ben işte diğer belediye başkanlarıyla toplantıya gittiğim zaman daha onlardan daha nasıl diyeyim? daha ucuz bir arabaya binemem dedi. O yüzden de arabasını değiştirmedi dedi. Etik kurul bunun dışında mesela işte bulunduğu kurumdaki kamu personeli kendi özel işlerinde çalıştıran kamu personelini cezalandırmak için bir takım dosyalar götürdü. Yine aklıma gelen örneklerden bir tanesi yönetici kendi kamu kurumundaki çalışanlardan bir tanesini hafta sonunda evinde çalıştırıyormuş. Buna ilişkin bir ceza vardı. İşte yine bir belediye başkanı gittiği düğünlerdeki altınları belediye bütçesinden alıyormuş gibi gibi. Bunun gibi çeşitli şeyler, soruşturma dosyaları yürüttü etik kurul. Etik nedir diye baktığımız zaman aslında etik hukukun olmadığı, yani hukuka uygunluğun olduğu ama hukukun yetmediği yerde de bir cezalandırma mekanizması ya da bir uyarı mekanizması işletilmesi gerektiği alanlarda var olmuş bir şey. Her mesleğin kendine özel bir meslek ahlakı var. Meslek ahlakı nedir aslında? O meslekte nasıl davranılması gerektiğine ilişkin bir formasyondur, koddur, değil mi? Akademik etik vardır mesela. Akademik etik nedir? Bir üniversite hocasının hem ders anlatırken
hem akademik etkinliklerde aynı zamanda da bilimsel üretim yaparken hangi kurallara uyması gerektiğine ilişkin bir formasyon alanıdır, bir bilgi kümesi vardır orada. Ya da bir tıp etiği diyelim, bir doktorun hizmeti yerine getirirken nasıl davranması gerektiğine ilişkin. Yani vicdanıyla kalbiyle cüzdanı arasında seçim yapması gerektiği alanlarda neye karar vermesi gerektiğine ilişkin bir şeydir. İşte bir ameliyatı iki ameliyatmış gibi gösterme, gereksiz ameliyat yapma. Yani burada aslında iç denetim, yani dış denetim değil, hukuk dış denetim dersek iç denetim devreye girer ve kişinin kendi vicdanıyla baş başa kaldığı noktalardan bir tanesidir. Etik öğretilebilen bir şey midir? Tartışılır. Tartışılıyor da zaten. Farklı boyutları var. Hani amaç etiği, sonuç etiği vesaire. Teleolojik etik, deontolojik etik. Şimdi onların çok fazla ayrıntısına girmeyeceğim ama etik tartışmalı bir alan. Ama şunu söylemek de lazım. Türkiye'de içinde bulunan hayatın kendi dinamiklerinden, kendi pratiklerinden ortaya çıkmış bir şey değil ne yazık ki. Etiğin doğuşuna baktığınız zaman farklı görüşler var. Bir tanesi 1940'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde doğduğunu söylüyor. Özellikle bu idarede sorumluluk mekanizması üzerinden bir takım makaleler yazıldığı tartışılıyor. Bir tanesi de Watergate skandalından sonra özellikle Amerika'da etik kurallara ilişkin bir ihtiyaç doğduğunu ve kamu etiğinin özellikle hükümet etiğinin bu Watergate skandalından sonra pratik olarak inşasına hem kuramsal ama aynı zamanda pratik uygulama anlamında da inşa sürecine başladığı söyleniyor. Watergate skandalına bakın. Şimdi benim burada çok fazla vaktim yok anlatmaya ama Başkan Nixon'ın istifasına kadar Watergate binasına işte bir takım dinleme cihazlarının yerleştirilmesiyle başlayan bir süreç ve sonucunda Amerikan Başkanı'nın istifasına kadar gidiyor. Böyle bir ihtiyaç üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nde bu etik alan inşa ediliyor ve hem kuramsal hem de uygulama alanında örgütlenme anlamında bizim kendimize örnek aldığımız ülkelerden bir tanesi. Türkiye'de ama dediğim gibi süreç bu şekilde işlemiyor. Biz Avrupa Birliği bize kurun dediği için etik kurulu kuruyoruz. İşte sonra da özerk bir yapılanması olmuyor. Bir tüzel kişiliği yok zaten. Başbakanlıkla ilişkiliydi. Şimdi başbakanlık kapandıktan sonra bakanlıkla ilişkili hale geldi. Vesaire vesaire. İşleyişine ilişkin eleştiriler var. İyileştirilebilir mi sistem? Elbette ki iyileştirilebilir. Kurum daha özerk, daha bağımsız hale gelir mi? Elbette ki gelir. Tabii sadece etik kurul değil ama ombudsmanlık meselesi de var. Ombudsman kamu denetçiliği mekanizması da var Türkiye'de biliyorsunuz. Onu sonra belki ayrı bir derste ya da belki seneye tartışırız. Ama bizim kamu personeli, kamu görevleri dediğimiz zaman bakmamız gereken kurul kamu görevleri etik kurulu. Bu anlamda önemli. Kamu Görevleri Etik Kurulu rapor hazırlıyor. Daha sonra bu rapor Cumhurbaşkanlığına gidiyor ve Cumhurbaşkanı işte ihtar gönderiyor kurumlara vesaire. Sistem onun üzerinden işliyor. Son dönemde bu şekilde yetki Cumhurbaşkanlığına geçmiş durumda. Başkanını vesaire Cumhurbaşkanı belirliyor. Etik Kurulu da bu şekilde çalışıyor. Hukuk tabii belirleyici olan hukuk ve hukuk kuralları. Anayasa önemli. Mahkemeler, yargı sistemi çok önemli. Eğer yargı devreye girerse etik kurulu durduruyor ya yürüttüğü soruşturmayı. Çünkü yargı devreye girmiş oluyor. Ama disiplin soruşturmasıyla etik soruşturma farklı. Yani disiplin soruşturması ayrı bir süreç, etik soruşturması ayrı bir süreç. Bunların ikisini birbirinden bu noktada ayırmak gerekiyor. Dünyada pek çok etik kurul var, farklı farklı ülkelerde. Farklı çalışma biçimleri, farklı çalışma yöntemleri var. Ama hem etik kurullar hem de kamu denetçiliği mekanizması bir toplumda demokrasinin işlerliği, medyanın işlerliğiyle
alakalı. Siz mesela hiç medyada ombudsmanın kararlarının tartışıldığını, herhangi bir tartışma programında ele alındığını, işte kamu denetçisinin kararlarını anlattığını hiç görüyor musunuz? Basında buna rastlıyor musunuz? Rastlamıyoruz. Çünkü Türkiye'deki ne medya, ne medya etiği buna uygun değil. Neden? Çünkü reyting yapmaz. Reklam almaz. Böyle bir tartışma programı. Ne de Türkiye'nin demokrasi kültürüne uygun değil. Şu an için değil. O sebeple de bizde bazı kurumlar isim olarak var. Yargı var, hukuk var, işte mevzuat var, anayasada bir takım maddeler var. Var var ama tabii önemli olan var olması değil, işleyişi. Ne kadar işliyor, ne kadar bağımsız, ne kadar özerk, işleyişine ne kadar müdahale ediliyor. Ya da bunlar ne kadar, nasıl söyleyeyim, kamuya entegre edilebilmiş durumda. Türkiye'deki kamu personel sistemine entegre edilebilmiş durumda. Temel sistem, temel derdimiz bu diye düşünüyorum. Bizde her kurum var. Ama uygulamada büyük problemler var. Bir taraftan da kamu personeli sisteminin problemleri çözüm bekliyor. Çok acil olarak reformize edilmesi gerekiyor. Ama bunun için de her şeyden önce bir yönetim iradesi olması gerekiyor. Bu iradenin bir an evvel başa geçip, dizginleri ele alıp, kamu personel sistemi alanındaki sorunları hem kamu personeli açısından hem de 83 milyon açısından çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.